really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Boost Driving oynuyoruz arkadaşlar. Direksiyon setimi artık kullanayım dedim ve 2007 yapımı Boost Driving ile karşınızdayım arkadaşlar. Şimdi bunu oynayacağız ama FPS'ten oynayamıyoruz bunu. Dediğim gibi 2007 yapımı ve ayrıca arka planda müzik çalıyor. Bu benim koyduğum müzik. Oyunun müzikleri çok sinir bozucu. Onu söyleyeyim. Steam'de 15 liraya bu sefil oyunu hala satıyorlar. Ben niye oynuyorum? Direksiyon setime elim alışsın diye. Daha sonra farklı oyunlar gelecek, bilginiz olsun. Bunu 2 haftadır oynuyorum ve son bölümlerde sıkıldım, bıraktım ve artık videosunu çekeyim dedim. Bayağı da bir elim alıştı bu arada. Şimdi klasik otobüste ne yaparsınız? Yani duraktan alır durağa götürürsünüz. Bu tarz bir oyun bu da. Şimdi şöyle play diyelim. Mikrofon birazcık uzak durabilir bana. Aslında aynı mesafeden biraz kenarda. Neyse. Belki az gelebilir. Olmadı. Sesi yükseltirim. Birinci bölümle başlayalım arkadaşlar. Direksiyon setim hani şöyle dönecek kadar böyle şey değil. Nasıl desem. Millet öyle sanıyor. Onu anca Logitech'te yaparsanız anca Need for Speed şey yapıyorsanız ne bileyim drift atıyorsanız falan filan. Anca orada yaparsınız. Otobüs oyunlarında sakinsiniz yani böyle. Kısa kısa. Şimdi elimi oturtayım, sağ sol sinyali ve kapı açma. Okey. Ayağımın altında da pedal var tabii ki de. Yani çok keskin virajlarda böyle bayağı bükmeniz gerekebiliyor. Onun dışında pek bir şey gerekmiyor. Direksiyon setim de öyle çok pahalı bir şey değil, 300 liralık bir şey. Kontrol tan mıydı neydi öyle bir şey, bak çok gittik ya. İlk görevlerimizden biri okul otobüsü tabii ki de. Bu en yavaşları otobüs arasında. Normal belediye otobüsleri falan var, onlar hızlı bayağı. Tam geçecekken kırmızı yakıyor bazen oyun. Bunu bilerek yaptım. Ani frenlerde şey yapıyor. Eksi puan veriyor millet. Hani ani frenlerde kafanızı vurursunuz ya öndeki koltuğa. O olduğunda çocuklara zarar geldiği için size eksi puan yazıyor. Oyunu er ya da geç bitirirsiniz uzun yol yolculuklarında ama bakın yine eksi yedim. Şu kapıyı açmaya çalıştım. Tuşları karıştırdım. Sinyal vererek geçmezseniz eksi puan veriyor. Ani frenlerde. Her birinin de puanlaması var. Dediğim gibi oyunu bitirirsiniz, eksi puanla bitirseniz bölümü geçmiş sayılmıyorsunuz. Yani yeni otobüsler açılmaz. Bu da bayağı bir sıkıntı. Evet, birinci bölümümüzü bitirdik. Güzel bir şekilde. Gördüğünüz gibi eksi puan ama eksiyi kapatabiliyoruz. Bundan böyle seri yapmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Bir bölüm daha belki çekersem çekerim. Onun dışında pek çekmeyi düşünmüyorum. Bir de karlı bölümde oynayalım. Havalimanından alacağız yolcularımızı. Otele götürüyorduk galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Çift katlı otobüs de var oyunda bu arada. Evet, karlı bölüm çok zor burası normalde. Ve ilk oynadığım zamanlarda. Bu da hızlı otobüslerden biri bu arada. Güzeldir yani, sevdiğim bir otobüs. Yolcunuz yokken istediğiniz kadar sert fren yapabilirsiniz ama yolcu varken yaptığınızda eksi yüzü direkt kesiyor vallahi. Herkes binmeden kapıyı kapatırsanız olan siz oluyor yani. İmkansız. Her durak başı 100 puan veriyor. Burada gazı kestim çünkü ilk oynadığımda burada bayağı taklalar atmıştım. Acayip drift atıyor biliyor musunuz? Bildiğiniz gibi değil.
Ben durmaya çalıştım, duramadım ama tank kazamızda yapmış bulunmaktayız. Eksi 257. Süper. Eğer biz bunu eksiyle bitirirsek bölümü geçtik sayılmayacağız ama Allah'tan ben önceden bitirmiştim. Sağ sola geçerek bari artı 10 alalım. Hızlı otobüs de sakat bayağı ya. Öyle sert de fren yapamıyorsunuz. Sıkıntı yani. Artı 10. Güzel. Otobüs yolundan gidelim. Boş. Oynadığımda şu dubalara çarpmıştı. İyi geldi aklıma. İyi ders olmuştu bana. Drift atarsak var ya, yandık. -137 ile bitiriyoruz. Normalde şu an bu bölümü geçememiştik. Ama anlatan ben önceden bitirmiştim. Bir dahaki bölüm daha iyi oynamaya çalışırım tabii ki de. İyi zaman. Çünkü otobüs hızlıydı. Zamandan iyi puan almışız. 40 ama geçtik. Güzel. Ben geçemeyeceğiz sanmıştım ama geçmişiz, güzel. Eğer bayağı bir -500'lere düşseydik aradaki farkı kapatamazdık. Bakın otobüs çeşitleri bayağı iyi sayılır 2007'nin oyununa göre bence. Siz ne düşünüyorsunuz bilmem. Şu mavi otobüslerden biri zaten arka planda. Evet, bunları bitiremedim. Buraya kadar bitirdim. Şu geçemediğim, şurada göreceğiniz görevde mahkumları götürüyorsunuz. Burada eğlenceli bir yan var. Ani fren yaptığınızda bu arkada oturan mahkumlar zevk alıyor. Artı puan veriyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ama her polis kontrol bölümünden zamanda geçmeniz lazım. Zamanında geçemezseniz zaten kaybettiniz demektir. Ben de bir türlü zamanı yetiştiremedim. Bir yandan da sivile zarar verirseniz daha büyük puan eksi kesiyor. O yüzden o sıkıntılı bir bölüm. Onu hiç yapmadım neredeyse. Denedim, delirtti beni. Ben de bir daha yapmadım. Öyle yani. Bir bölüm daha gelir belki. Onda da uzun yol yaparız arkadaşlar. Video izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Açıklamaya da bakarsanız sevinirim. Hoşça kalın. For all those party acts, we dropping C4.